Sub indo by broth3rmax Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları analiz edeceğiz ve daha sonrasında Bitcoin ile ilgili dün iki olumlu haber yayınlandı ve daha sonrasında hemen geri bu haberlerin tepesine vurur gibi arkadaşlar başka bir gelişme daha oldu. Bunları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Piyasadaki korku puanı arkadaşlar çok artmaya başladı. insanlar gerçekten artık piyasadan çok çok korkuyorlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar artık kritik dönemece girdiğimizi görüyoruz. Bitcoin'de 30.761 dolarda destek seviyemiz olduğunu söylemiştim sizlere. 34.854 dolarda ara direncimiz vardı ve 39.371 dolarda da asıl direncimiz vardı. Gördüğünüz gibi Bitcoin artık akümülasyonunu 30.761 dolardaki desteği yakın seviyede seyretmeye başladı. Ve 31.382 dolarda eğer 600 dolarlık bir düşüş daha gelirse Bitcoin'de buradaki desteğimize dayanacak arkadaşlar arkadaşlar. Ve bu destekten sonra da tehlikenin olduğunu söylemiştim sizlere. 19.793 dolarda. da bir sonraki destek noktamız var. Bunun için ne yapmamız gerekiyordu? Pozisyon kapatmaktan daha ziyade stop koymamız gerekiyordu. Bitcoin olumlu haberlerle beraber yükseliş yapmıştı. Ve baktığımızda dünkü mumumuzda 32.249 dolara kadar yükselmişti. Fakat daha sonrasında adeta kafasına tekrardan vurdular arkadaşlar Bitcoin'in. Şimdi hemen olumlu haberler geldikten sonra bir tane de olumsuz haber çıkartıyorlar ki piyasayı gerçekten baltalıyorlar. Baktığımızda 50 günlük ortalama 1 günlükte hala 200 günlüğün altında ve arkadaşlar arkadaşlar hemen Bollinger bandlarıyla da baktığımızda şu anda Bollinger bandının Dibinde yer aldığımızı görüyoruz. Hemen Stokaresaylanda isterseniz bir bakalım. Stokaresayda bayağıdır Bitcoin’de incelemiyorduk değerlerimizi tekrardan bildiğiniz değerleri alalım. Daha önce eğitimlerimizde çok sık yer vermiştik 90’a 10 değerlerini kullandığımızı söylemiştim sizlere ve K değerimizin rengini değiştirelim. Hemen şu şekilde sizlerle beraber bakalım. Arkadaşlar Stokaresayda 10 değerinin altına kadar düştüğümüzü görüyoruz günlük grafikte özellikle ve baktığımızda K değeri yönünü hala yukarı çevirmedi. Yani Bitcoin’de

tüm senaryolar düşüş yönünü gidiyor. Eğer kurumsallardan bir alım gelmezse yani bitcoin'i tetikleyecek böyle güzel bir haber piyasaya sunulmazsa desteğini altına sarkmamız muhtemel şekilde görünüyor. Bunu sizlere korkutmak için söylemediğimi defalarca söyledim. Fut dalgası yaymaya çalışmıyoruz piyasaya. Yani olası tehlikeleri konuşuyoruz burada. Bundan dolayı stok arası de baktığımızda dediğim gibi 10 değerinin altındayız. Yani neredeyse can çekişiyor arkadaşlar şu anda. 4 saatlikte hemen bakalım sizlerle beraber. 4 saatlikte K değerinin D değerini yukarı yönlü kesmeye doğru ilerlediğini görüyoruz. Fakat buradan da tekrar yönünü aşağıya kırma ihtimali çok yüksek görünüyor. Bizim için bir günlüğün çok çok önemli olduğunu söylemiştim. 30.761 dolardaki desteği özellikle takip etmemiz gerekiyor. Günlük kapanış altında ve haftalık kapanış gelirse de o zaman risk biraz daha bizler için çoğalıyor. Yani biz her adımımızı temkinli atmak zorundayız. Bunu yapmamız gerekiyor. Ethereum'da baktığımızda da Ethereum arkadaşlar desteğin altına kırdı. Bir önceki videomuzda 1907 dolarda desteğimiz vardı ve Ethereum şu anda 1860 dolarda altcoin market cap'te de ciddi geri çekilmeler geldi. Fakat Bitcoin'in fiyat düşüşünden altcoinler biraz daha fazla etkilendiler. Çünkü dominans artıyor arkadaşlar. Dominans olursa Bitcoin fazla altcoinleri etkileyemez ama dominans yükselirse arkadaşlar özellikle Bitcoin'in dominansı piyasada yükselmeye başlarsa Bitcoin bir düşerse altcoinleri iki düşürür. Bundan dolayı da Ethereum'da şu anda takip etmemiz gereken direnç seviyesi, yeni direnç seviyemiz 1907 dolar oldu ve destek seviyemiz 1615 dolar oldu. Günlük kapanışı da altında yaptı desteğimizin. Baktığımız zaman 1876 dolar seviyelerinde dün günlük kapanışı gerçekleştirmiş oldu. Ethereum'da da hemen isterseniz stok arasayla bir bakalım. Ethereum'da nasıl bir gelişmeler var arkadaşlar. K değeri ve D değerine baktığımızda 10 değerinin altında olduğunu görüyoruz bunların da. Yani Ethereum'da da bir günlükte arkadaşlar grafik iç açıcı şekilde görünmüyor şu anda. Bollinger'le baktığımızda da yine Ethereum'un da Alt bantta olduğunu görüyoruz. Diğer altcoin'ler de bunları takip edecektir. Gerekse Bitcoin'i gerekse Ethereum'u takip ederler arkadaşlar fiyatsal olarak. Ve hemen dominansa baktığımda dominans da arkadaşlar %46.50'ye kadar yükseldi. %46.05'te direncimiz vardı. Bu direnci kırmayı zorluyordu ve kırdı. Şu anda Bitcoin piyasadaki hakimiyetini artırmaya başladı. Bundan dolayı da Bitcoin'deki olası bir düşüş gelirse altcoin'lerde daha sert bir düşüş getirebilir. Bunlar dediğim gibi sizleri korkutmak amaçlı değil. Sadece temkinli olun. Stop toplarınızı koyun anlamında destek ve dirençleri çizmeyi zaten çoğunuz artık öğrendiniz eğitimlerimizden. Buradan arkadaşlar destekleri belirleyin. Elinizde hangi altcoin varsa bunun desteğini sağlam bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Altcoin market cap'te de baktığımızda 676 milyar dolara kadar geriledik. En son videomuzda 700 milyar dolar seviyelerindeydik. Ve neredeyse arkadaşlar 25 milyar dolarlık daha bir değer kaybı geldi. Altcoin market cap'i biraz biraz eritmeye başladı. Bu fiyat düşüşleri özellikle. Hemen korku endeksine baktığımızda da korku seviyesi ekstra korkuya geldi. Ve bugün 15 puan seviyesine kadar geriledik. İnsanlar korkarken bizim parça parça almamız gerekiyor ama uzun vadeli alacağımız coinleri almamız gerekiyor yani tutup da mesela şimdi şunu diyebilirsiniz hem piyasanın düşüş yönünü göründüğünü söylüyorsunuz hem de korku puanı arttı buradan parça parça alınabilir diyorsunuz da diyen belli bir kesim arkadaşımız olabilir. Şu şekilde açıklamasını yapayım sizlere. Kısa vade için arkadaşlar şu anda coin alınmaz. Bunu sizlere söyleyebilirim. Uzun vade için coin alabilirsiniz. Ama kısa vade için coin şu anda almak riskli. Mesela şu anda 15 puan seviyelerinde 10 puan seviyelerine gelirse ben mesela ne demiştim sizlere? 2 doların altına indiğinde Dow'a bir alım yapacağım demiştim. Belli bir miktar alım yaptım. 1,5 doların altına düştü bugün de bildiğiniz gibi. 1,5 doların altından da belli bir kısım alım yaptım. Bundan sonrasında da 1 doların altına inerse oradan da belli bir kısım alım yapmayı düşünüyorum. GT token'ı da bekliyorum arkadaşlar. GT token'da da 3 doların altından az bir alım girişi yaptım. Fakat asıl girişimi yapmadım. Asıl giriş için bekliyorum şu anda. Bunlar da kendi değerlendirmiş olduğum altcoin'lere yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Piyasadaki haberlere baktığımızda 2 tane olumlu haber olduğunu söylemiştim Bitcoin'le ilgili ve dün fiyatımızı yükseltmişti bir günlükte baktığımızda. 32 bin doların üzerine Bitcoin'i çıkartmıştı bu güzel haberler. Fakat daha daha sonrasında Binance borsası ile ilgili yine ortaya bir gelişme atıldı ve arkadaşlar tekrardan Bitcoin'in yönünü aşağıya çevirtirdiler. Bildiğiniz gibi Binance dünyanın en büyük borsası arkadaşlar. Bundan dolayı da Binance'da olabilecek olumsuz bir gelişme Bitcoin'in fiyatını ister istemez etkiliyor. Hemen bakıyoruz şimdi Amerika'nın en büyük bankalarından Bank of America Bitcoin işlemlerine başlıyor şeklinde bir haber vardı. Dün çıkmıştı ve gerçekten de deprem etkisi yarattı. Bank of America belirli müşterilerine bakın özellikle buraya dikkat edin her müşterisine değil belirli müşterilerine Bitcoin'de vadeli işlem hizmeti sunmayı onayladı ancak işlemlerin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapmadı arkadaşlar. Bundan dolayı da dediğim gibi bu şekilde büyük bir bankanın bazı müşterilerine bile olsa Bitcoin vadeli işlem hizmeti sunması gerçekten kripto para piyasası için önemli bir gelişmeydi. Kripto para piyasasına olan güveni bir nebze de olsa artıran bir gelişmeydi. Hemen bir diğer önemli gelişme vardı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey Bitcoin'in üzerinde DeFi oluşturacak projesini duyurdu. Bildiğiniz gibi DeFi projelerinin hepsi Ethereum ağı üzerinde oluşturuluyordu ve Bitcoin ağının üzerinde DeFi sistemi yoktu arkadaşlar. Şu anda Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin ağının üzerinde defi sistemi entegre etmek istediklerini, inşa etmek istediklerini söyledi. Ve bunu da büyük ihtimal gerçekleştirecekler gibi. Ve hatta birçok Ethereum yatırımcısının da çok ciddi tepkisini çektiler. Ethereum'la ilgili neden çalışma yapmayıp Bitcoin'in üstüne yoğunlaşıyorsunuz şeklinde. Ve olası bir Bitcoin'in üzerinde defi sistemi entegre edilmesi durumunda Ethereum'da ister istemez belli bir miktarda kan kaybı gelebilir. Bundan dolayı arkadaşlar, Bitcoin'in elini güçlendirirken bu haber Ethereum'un eline bir nebze de olsa zayıflatır ama daha ortada bir şey yok sadece söylenti bunu da bilmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar bu iki tane olumlu haber dün piyasaya güzel şekilde yansıdı. Bitcoin'in fiyatı artmaya başladı altcoin'ler düşmesine rağmen Bitcoin artıyordu dün. Ve akabinde hemen Binance'dan ilgili bir haber geldi. Binance borsasını İtalya'da da yasaklanacağını söylediler. Bildiğiniz gibi önceki videolarımızda İngiltere ve Çin'in Binance'ı yasaklayacağını söylemiştik. Ve İtalya'da bunların arasına katıldı. Bugün hatta Binance'dan da bir açıklama geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Coinbase borsasının hisselerini ve diğer birkaç tane büyük şirketin hisselerini de satıyorlardı Binance borsasında. Bu hisse satım işlemlerini arkadaşlar kapatıyor Binance. Ve artık bundan sonrasında hisse hizmeti vermeyeceğini söyledi. Bu da büyük ihtimal bu ülkelerin yasaklama gelişmelerinin üzerine gerçekleştiğine göre yani siz kripto para borsasınız hisselere de giriyorsunuz şeklinde bir olay gerçekleşiyor olabilir. Devletler bundan dolayı da tepki gösteriyor olabilirler. Binance da bunu biliyorsa arkadaşlar bundan dolayı bu hisse senetlerinin satışını kendi borsasından kaldırmış olma ihtimali de çok yüksek. Çünkü İtalya'da da yasaklanması durumunda 3 tane büyük ülkede yasaklanmış olacak. Bunun arkasından diğer ülkelerde gelmeye başlarlarsa Binance dediğim gibi dünyanın en büyük borsası olduğundan dolayı piyasayı ister istemez etkiler arkadaşlar. Binance Global gerçekten dünya piyasası için önemli olan bir borsa şu anda. Bugünkü videomuzda bilgilendirme amaçlı bir videoydu. Bitcoin'in dediğim gibi takip edilmesi gereken önemli destek noktasını sizlere bir kez daha hatırlatmak istedim. Ve korku seviyesi 15 puana kadar geriledi. Şu anda piyasada herkes korku içerisinde bekliyor. BTC ve altcoin'lerde olası kıyamete hazır mısın isimli bir videomuz vardı. Ve burada demiştim ki Bitcoin'deki olası bir sert düş karşılığında Domino taşı gibi hele bir de korku seviyesi bu puanlardayken insanlar korka korka satabilirler arkadaşlar. Bundan dolayı da fiyat düşüşü biraz daha hızlanabilir. Kesinlikle stop koymamız gerekiyor. Stop çok önemli arkadaşlar. Bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Yorumlarda herkes eleştirse de stop'u nereye koyacağız artık fiyatlar çok düştü şeklinde ben stop'un önemli olduğunu hem düşüşte hem çıkışta özellikle önemli olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.